Evet arkadaşlar şimdi örneklerimize bakalım. Yukarıdakilerden kaç tanesinde maddenin plazma hali gözlenir denilmiş. Şimşek maddenin bir plazma halidir. Filorosan lamba, neon lamba, troposfer bizim için plazma haline örnek olarak verilemeyecek arkadaşlar. Mum alevi soğuk bir plazmaydı. Fizyon olayı bizim için plazma halidir. Kan plazması ise yine sıvı halde olduğu için plazmaya örnek olarak verilemez. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Plazma nötr bir maddedir doğru. Plazma yüksek sıcaklık ve yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir doğru. Kılcallık sıvının cinsine bağlıdır doğru. Deterjan suyun yüzey gerilimini arttırır. Arkadaşlar burada yanlış bir ifade kullanılmış. Deterjan suyun yüzey gerilimini azaltıyordu. Sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence de viskozite denir doğrudur diyebiliyorum. Verilen ifadelerde boşluklara uygun düşen kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Civanın adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha küçüktür. Bir ipin dayanıklılığı boyuyla ters orantılıdır. Plazma elektrik ve manyetik alandan etkilenir diyebiliyoruz. O zaman arkadaşlar cevabımızın bol olduğunu söyleyebiliyorum. Verilen ifadelerdeki boşluklara uygun düşen kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yapışma kuvveti bizim için neydi? Adezyon kuvvetiydi. Mum alevi soğuk bir plazmaydı. Bir cismin boyutları eşit oranda azaldığında dayanıklılığının da arttığını söyleyebiliyorduk arkadaşlar. Adezyon dedik, sonrasında soğuk plazmadır dedik ve ne diyoruz? Artar diyoruz. Cevabımızın bol olduğunu söyleyebilirim. Yargılarından hangileri doğrudur? Yıldızların iç kesimi sıcak plazmadır doğru. Mum alevi soğuk plazmadır doğru. Erimiş demir sıcak plazmadır denilmiş. Erimiş demir bizim için plazma değildir arkadaşlar. Sıvı halde bulunduğunu söyleyebiliyorum. Yukarıdaki olayların hangisinde yüksek gerilimle plazma elde edilir? Şimşekler, filosan lambalar, neon lambalar bizim için yüksek gerilimle elde edilen plazmalar örnektir. Yalnız el feneri bizim için zaten plazmaya örnek olarak verilemediğini söyleyebiliyorum. Aşağıdakilerden hangisi sıcak plazma örneğidir? Bilinen en büyük sıcak plazma bizim için zaten Güneş'tir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için de Güneş'i alabiliyorum. Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma haline örnek değildir? Baktığımız zaman erimiş demir maddenin plazma haline örnek olarak verilemeyecek. Yıldırım, Güneş, Aurora, Nebula bunların hepsi bir plazma örneğidir diyebiliyorum. Yukarıdakilerden hangilerinde sıcak plazma görünür? Yıldızların iç kesimi güneşte sıcak plazma varken neon lambanın soğuk bir plazma örnek olarak verildiğini söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi güney kutbunda atmosferlerde görünen plazma olayıdır? Arkadaşlar güney kutbundaki plazma değerimize de Aurora Australis diyebiliyorduk. Cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebilirim. Verilen ifadelerde doğru yanlış sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Güneş sıcak plazmadır doğru. Kılcal bir burnun kesit alanı arttırılırsa kılcallık azalır denilmiş. Kılcal burnun kesit alanı ile ters orantılıydı. Bizim için doğrudur diyebiliyoruz. Aurora kutup bölgelerinde gözlenen ışıklardır. Doğru. Evrenin tamamına yakını gazlardan oluşur. Yanlış tamamına yakını neydi arkadaşlar bizim için? Plazmalardan oluşuyordu. Cevabımızın bol olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik